Herkese selamlar. Bugün başlıktan da anlayabileceğiniz üzere yine yeni ürünler deneyeceğiz. Geçen haftaki videolarda görmüşsünüzdür. Yeni ürünler almıştım. Bu ürünlerin bir kısmını geçen videoda denemiştik. Şimdi kalan ürünleri deneyeceğiz. Daha önce denemediğimiz ürünleri. Bir de bugün sabah 2020'nin son alışverişinin paketleri geldi nihayet. Kiko'dan ve Beauty Bay'den aldım. Son ürünler artık. Onların da yalnızca kutularını açtım bugün. Ürünleri incelemek için eksik ürün var mı vesaire diye. Ama hiçbir ürünü henüz denemedim. Pardon, bir tanesini denedim aslında. The Ordinary'den aldım, bir serum vardı. Onu denedim bugün yalnızca, çok çok az. Onun dışında hiçbir ürüne dokunmadım. Makyaj ürünlerinin hepsi duruyor. Bunları birlikte deneyeceğiz önümüzdeki haftalarda. Yine açılmış kutuyu tekrar açma videosu da yaparım. Neyse, makyaj videosuna başlamadan önce beni bu videoyla tanıyanlarınız varsa ben Tuğba. 10 yıldır İtalya'da yaşıyorum ve Bologna Üniversitesi'nin bir öğrencisiyim. Kanalımda makyaj videoları, Bologna'da yaşam ve Bologna Üniversitesi'nde okumakla ilgili de bazı içerikler bulabileceksiniz. Bu içerikler ilginizi çekiyorsa hemen aşağıdaki abone ol butonuna ve yanındaki zile tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Böylelikle yeni yüklenen videolardan İlk siz haberdar olursunuz. Bir de unutmadan kanalıma şu ana kadar abone olan kişilere de çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle geçen hafta beni çok sevindirdiniz. 200'ü aşkın izlenme oldu tek bir videoda, yeni yüklemiş olduğum bir videoda bir gün içinde. Ve bu yeni bir kanal için, benim kanalım gibi yeni bir kanal için normal bir şey değil. Oldukça sevindirici bir durum. O yüzden hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve aramıza yeni katılanlar da hoş geldiniz efendim. Umarım aramızda kalmaya devam edersiniz. Şimdi hemen ürünlere geçelim. Bugün fondöten köşemizde Makeup Revolution'ın Conceal and Glow fondöteni var. Bu arada sabah kutuları açarken yine tırnaklarımı kırıp ojelerimi bozmayı başardım. O yüzden onları görmezden gelelim. Fondötenimiz bu. Şişesi gördüğünüz gibi cam bir şişe, buzlu cam. Şu şekilde bir kapağı var ve pompalı bir ürün. Ben bunu yine bir 3 gün boyunca kullandım. Her gün arkası arkasına. O yüzden fondötenle alakalı kafamda böyle 3 aşağı 5 yukarı söylemek istediğim şeyler oturmuş durumda. Fondöten dışında bugün deneyeceğimiz ürünlerden diğeri de BH Cosmetic markasının Trend in Tokyo paleti. Paleti hemen açayım. Şöyle çiftli bir ambalajı var. Dış kapağı bu şekilde. İç çok güzel. İçindeki de aynı aslında. Bu palet 16 renkten oluşuyor. Şöyle bir aynası var. Çok fazla çeviremiyorum çünkü ışıktan parlayacak. Paletin renkleri bu şekilde, canlı renklerden oluşuyor. Bunu da bir kez denedim. Gözümde denemedim bu arada. Sadece swatchladım. O yüzden böyle üstlerinde hafiften bir deformasyon görüyor olabilirsiniz şu an. Bugün için deneyeceğimiz yeni ürünler bunlar. Diğerlerini zaten geçen haftalarda denemiştik. Şimdi ben şöyle bir saçımı toplayayım önce. Daha sonra makyaj videosuna başlayalım. Bugün geçen hafta yaptığım saçmalığı yapmayarak göz makyajından başlayacağım. LA Girl markasından bu eye primer'ı kullanacağım. Bugün yine uykusuzluktan berbat bir haldeyim. O yüzden göz kapaklarım, göz altlarım biraz renk dengeleyen bir primer'a ihtiyaç duyacak. Primer gerçekten çok beğendim. Çok rahat bir şekilde dağılıyor. Geçen hafta da söylemiştim bunu. İlk böyle göz kapağına uygularken ürün biraz sertmiş gibi geliyor. Ama fırçayla yaymaya başladığınızda gerçekten yağ gibi dağılıyor göz kapağında. O yüzden rahatça kullanabileceğiniz bir ürün. Ve çok güzel bir şekilde renk eşitsizliklerini kapatıyor. Göz kapaklarındaki kılcal damarları falan da kapatıyor. O yüzden güzel, beğendiğim bir ürün. Bugün nasıl bir makyaj yapacağım bilmiyorum ama mavi mor bir şey mi yapsak acaba? Her zamanki gibi yine başlayıp göreceğiz. İlk olarak şu renkle başlayacağım, açık pembeyle. Şöyle pofidik bir fırça alıyorum ve bu rengi katlanma bölgesine uyguluyorum. Şimdi hemen ardından şuradaki koyu pembeden alacağım. Şu kısmı biraz koyulaştırmak istiyorum. Bugün şu alt kısmı temizleyeceğim için şuralar hiç umurumda değil. İstediği kadar şu kısım dağılabilir, aşağı doğru inebilir. Orayı daha sonra temizleyeceğimiz için sorun yok. Şimdi bu renkler normalde çalışması zor olan renkler. Özellikle böyle koyu pembeler, morlar. Ama gayet güzel bir şekilde rengini veriyor ve gayet güzel bir şekilde dağılıyor farlar. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı olmadı. Ki daha önce de söylemiştim, BH Cosmetic beni şu ana kadar hemen hemen hiç yanıltmamış olan markalardan bir tanesi.
Özellikle far paletlerini çok seviyorum. Ve sanıyorum bu da BH Kozmetik koleksiyonunun favorilerinden bir tanesi haline gelecek. Şimdi şöyle daha küçük bir fırça alıyorum. Çünkü şu kısma gireceğiz biraz. Ve şuradaki maviden alıp tam olarak katlanma bölgesine uyguluyorum onu. Mavinin rengi biraz mora çalacak. Çünkü pembenin üstüne uyguluyoruz. Kırmızı pembe üzerine geldiği zaman mora dönüyor tabii. Ki bu da istediğim bir şey şu an. Çünkü morla devam edeceğim. Burada bir saniye, ben ışığı şu an hiç beğenmedim. Bir ışığı değiştirmeye çalışacağım. Sanıyorum biraz daha iyi. Şu tepedeki ışığı da açtım. Okey. Yine aynı fırçayla devam ediyorum. Bu kez şu koyu renk mordan alacağım. Ürünün fazlalığını fırçadan atıyorum. Bunu dış kısımlara odaklanarak, daha çok dış kısımlarda yoğun tutarak içeri doğru şöyle dağıtacağım. Mor renk çok zor bir renktir. Formüle ederken özellikle çoğu markanın da ürünlerine bakarsanız en pigmentsiz ya da en fazla böyle dağılmayan rengin mor olduğunu görürsünüz. BH Kozmetik'te hiçbir zaman böyle bir şey başıma gelmedi. Beauty Bay de aynı şekilde. Bu ikisi bu konuda gayet başarılı. Takdir ediyorum kendilerini gerçekten. Şu ilk kullandığım fırçayı alıp şurayı dağıtmak için kullanacağım. Nedense şu gözüme daha rahat uygulama yapıyorum. Niye bilmiyorum ama bu kısım hep daha iyi oluyor. Şimdi dış taraflara mor shimmer'dan ekleyeceğim. Bu böyle çok glitter ya da aşırı parlak bir ürün değil. Yani bu paletin shimmer'ları o şekilde değil. Daha böyle saten gibi duruyorlar. Ki normalde benim tercih ettiğim budur parlak olan farlarda. Çok fazla böyle bastırıp çekmiyorum da iyice oraya otursun diye. Yalnızca böyle dokunarak uyguluyorum. O halde gerçekten şahane ürünleri. Şimdi iç kısımlara şuradaki maviden ekleyeceğiz. Hemen bir makyaj mendili alıp şu alt kısımları temizliyorum artık. Üst kirpiklere maskara falan eklemeyeceğim. Fondöteni uygulayıp daha sonra göz makyajını tamamlayacağız. O zaman maskarayı da eklemiş olacağız. Şimdi fondötene geçelim hemen. Fondöten numarası F1 sanıyorum bana biraz açık olacak. Makeup Revolution'un kendi sitesine baktığınız zaman sarı alt tonu olan, pembe alt tonu olan ya da neutral alt tonu olan farklı farklı renk seçeneği var. Çok da fazla renk seçeneği var aslında bu fondötenin. Ama ten renginiz açıksa biraz böyle ikilemde kalabiliyorsunuz. Bu mesela alt tonu neutral olan açık renklerden bir tanesi ama en açık renklerden bir tanesi. Ve bunun bir sonraki neutral alt tona sahip rengi artık böyle light medium arası bir renk olduğu için onu tercih etmedim. Çünkü çok çok koyu bir renk. O yüzden bunu aldım. İkisinin arası bir renk olsa sanki daha iyi olacaktı ama yine de bir bakalım. Şöyle 1,5 pump'tan daha az aldım. Şimdi bunu yüzümün bir tarafına fırçayla, diğer tarafına süngerle uygulayacağım. Şuraya fırçayla uygulayalım. Boynumla aynı renk gördüğünüz üzere ama sanki bir yarım ton falan açık gibi. Bu arada yüzüme primer uygulamadım. Normal günlük cilt bakımımı yapıp krem uygulamıştım. O yüzden bunu normal bir şekilde deneyeceğiz bugün. Daha sonra başka bir videoda primerla da denemiş oluruz. Bu arada ürün gördüğünüz gibi çok sıvı değil. Mesela Conceal and Hydrate fondöteni kadar sıvı değil. Ama diğer fondöten kadar katı da değil. İkisinin arası yoğunluğu gayet iyi. Evet, şimdi bir bakalım şöyle farka. Fondötenin üstünde diyor ki cildinize ışıltı veren, medium'dan full kapatıcılığa, medium'dan full orta kapatıcılıktan tam kapatıcılığa, böyle yine işte kademe kademe ikinci katı, üçüncü katı da ekleyerek kapatıcılığını artırabileceğiniz bir fondötenmiş. İçinde C vitamini varmış ve lotus çiçeği özü mü derler? Özü galiba varmış. Yani kapatıcılık fena değil. Çok böyle ışıltılı bir görüntü var mı? Hani şey kadar yok mesela. Wet n Wild'ın Dewy fondöteni kadar bir ışıltı görmüyorum şu an. Ama şöyle yüzün yüksek kısımlarına baktığım zaman evet biraz o ışıltı var. Ama ben şahsen bunun bitişini hafif ışıltılı, natural bir bitiş olarak tanımlardım.
Neyse fırçayla en azından böyle. Şimdi bir de süngerle deneyeceğiz. Alttan cildi görebiliyorsunuz her iki tarafta da. Ama kapatıcılığı burada biraz daha yoğun gözüküyor. Burada biraz daha böyle medium. Şimdi ikinci katı da bir uygulayacağım. Yine bunu fırçayla uygulayıp üstünden süngerle geçeceğim. Ve hemen üstünden şöyle elimin üstünde kalan fondöteni alıp artık varla yok arası ama şöyle bir süngerle geçeceğim. Evet, yani fena değil. Biraz şu çizgilere oturmuş durumda ama dediğim gibi yüzümdeki kuru olan bölgelere ve şu çizgilere çok az oturmuş durumda fondöten. Uygulaması rahat. İkinci kata eklerken ilk katı alttan kaldırmıyor. Kapatıcılığı da fena değil ama full kapatıcılığa sahip diyebileceğim kadar da yoğun kapatıcılığı olan bir fondöten değil bence. Ama tekrar belirtiyorum, kötü bir fondöten değil. En azından şimdilik gayet güzel kullanabileceğim bir fondöten gibi duruyor. Şimdi ben concealer ve pudrayı ekleyeceğim. Daha sonra göz makyajından kaldığımız yerden devam edeceğiz tekrar. Evet, şimdi göz makyajından devam edeceğiz. Yine ilk olarak şu renkten göz makyajına başladığımız ilk renkten alacağım. Bu rengi şöyle orta boy bir fırçayla uygulayacağım. İyice üstünden atıyorum fazlalığını ve gözün altına uyguluyorum. Hemen ardından mavi renkten alıyorum. Bunu dış kısımdan başlayıp şöyle ortaya doğru çekeceğim. Böyle biraz daha ortaya getirip orada bırakacağım. Şöyle yassı bir fırça alıyorum ve mavi shimmer'ımızdan alıp iç kısımdan başlayıp ortaya kadar bunu ekliyorum. Fırçayı ıslatmadım bu arada. Farlar gerçekten pigmentli olduğu için ve çok fazla da dökülmedikleri için fırçayı ıslatmaya gerek duymadım. Ama siz daha yoğun bir görüntü isterseniz ya da farların gerçekten dökülmeyeceğinden emin olmak isterseniz fırçayı ıslatıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi kullandığım mordan aldım. Mor shimmer'dan hemen göstereceğim. Bunu da dış kısımlara doğru uyguluyorum. Yine ortaya doğru gelecek şekilde. Ve dış tarafla birleştiriyorum artık bunu. Kullandığım shimmer şu. İç kısımlara şu yeşilden eklesem mi dedim ama yapmayacağım çünkü biraz bozacak görüntüyü. Buna aslında gri bir shimmer iyi olur. Geçen hafta kullandığımız paletten o gri rengi kullanacağım. Bu Beauty Bay markasından Book of Magic isimli palet. Geçen videoda kullandığım palet. Şuradaki silver rengi kullanacağım shimmer bu da. Bunu iç taraflara uygulayacağım göz pınarlarına. Çok çok az gri shimmer'dan alıyorum. Yine bunu da ıslatmıyorum. Göz pınarlarına alt tarafa da gelecek şekilde uyguluyorum. Evet, bu iyi oldu. Maskara olarak yine benden nefret ettiniz artık bu maskarayı sürekli kullandığım için ama kirpiklerde yoğun bir görüntü oluşturduğu için sürekli bu maskarayı kullanıyorum. Özellikle böyle renkli makyaj yaptığım zaman yine dediğim gibi L'Oreal'den Air Volume maskarayı kullanacağım. Önce bir ilk katı uygulayacağım. Yeterli gelmezse ikinci katı da uygularız. Şu gözün iç kısmına kalem uygulamaya karar verdim. Alt kirpiklere daha maskara uygulamadım. Hoş üstü uygularken biraz gelmiş o diplere ama. Neyse, Catrice markasından şu Color & Contour Eye Pencil isimli ve 100 numaralı kalemi uygulayacağım. Rengi şu şekilde beyaz gibi gözüküyor ama çok çok açık bir lavanta rengi. Şimdi onu şöyle iç kısımlara bir uygulayacağım. Şimdi makyajın geri kalanını tamamlayalım. Wet n Wild'dan Mega Glow isimli şu kontür paletini kullanacağım. Şimdi çok az highlighter uygulayacağım. Essence'ın Transformers'larından bir tanesini uygulayacağım. Şu üsttekini. Umarım çok beyaz olmaz. Şöyle kaş altlarına da biraz.
Allık olarak da Makeup Revolution'dan Blusher Reloaded Violet Love ismindeki şu allığı kullanacağım. Bu da aşırı pigmentli, o yüzden şöyle dokunarak uyguluyorum. Maskarayı artık alt kirpiklere de ekleyeceğim. Yalnızca bir kat uyguluyorum. Kaşlarımı yukarı doğru tarıyorum. Zaten rezil gibiler o yüzden. Şimdi her zamanki gibi ruju sürmeden önce Labello markasından Pearl Shine isimli balmı kullanacağım. Şimdi bunu biraz bekleteceğim. Daha sonra mendille fazlalığını alıp üstüne ruju ekleyeceğim. Balmın fazlalığını aldım dudaklardan. Şimdi ruju ekleyeceğim. Ruj olarak pembe bir şey mi uygulasam, yoksa fuşya mı dedim ya da nude mü bıraksak? Şu Inglot markasından, artık üstündeki yazı da silindi ama, şu renkte bir rujum var. Bu fuşya ama çok koyu kalacak. Wet n Wild mı uygulasak ya da karıştırıp mı uygulasak şu pembeyi? Şunu mu denesem dedim. Bu nope. Okay. Okay, okay, okay. Essence'dan iki tane karıştıracağım yine. Şunu uygulayacağım önce. Bunun numarası 05. Numara Get The Look isimli artık piyasada bulunmayan rujunu ekleyeceğim. Bunu yine kalemle çerçeveleyeceğim. Bu da yine Essence'ın biten serilerinden bir tanesi. Artık bu rengi yapmıyorlar ve neden yapmadıklarını bilmiyorum. Çünkü şu kalem her rujla, her renkle uyan bir kalemdi, renkti. Ama artık yapmıyorlar. Bunun numarası 06 idi. Artık yok. Makyajın son hali bu. Bu arada unutmadan şunu da hemen belirteyim. Kamera arkasında kullanmış olduğum ürünlerin isimlerini yazacağım açıklamalar bölümüne. Oradan bulabilirsiniz merak ettiğiniz ürünler varsa eğer. Onun dışında şöyle bir toparlayalım hemen. Fondöten'den bahsedelim biraz. Fondöten videonun sonuna gelene kadar şu çizgilere biraz oturdu. Ama bunu yapmayan fondöten biliyorsunuz çok çok az. Onun dışında uygulaması çok rahat bir fondöten. Yüzünüzde gayet rahat bir şekilde dağılıyor. Gözeneklerinizi bazı fondötenler gibi çok böyle belli etmiyor. Şöyle ince çizgilere oturuyor evet, ama gözeneklerin üstünde böyle değişik görüntüler oluşturmuyor. O hangi fondötendi? Şu önümdeymiş. Revlon Colorstay'in full cover fondötenin yaptığı gibi bir görüntü oluşturmuyor. Işıltılı bir bitişi var mı? Evet var. Ama diğer böyle dewy bitişli ya da işte glowy dedikleri fondötenlerle karşılaştırdığımızda bu biraz daha böyle natural ama parlak bitişi olan bir fondöten gibi duruyor. Yağlı ciltlerde nasıl durur, kuru ciltlerde nasıl durur henüz anlayamadım. Benim cildimde çok fazla sorun yaratmadı. Gün sonuna doğru biraz yağlanma oldu ama bu benim cildimle de alakalı bir şey. Karm olduğu için cildim. Hangi fondöteni kullanırsam kullanayım sonuçta bir 7-8 saat sonra en azından T bölgesi, yüzümün ortası olduğu gibi parlamaya başlıyor. Bu da aynı şekilde gün sonuna doğru böyle hafiften bir şu T bölgesini parlatmıştı evet. Ama onun dışında gün içinde böyle herhangi bir yağlanma sorunu yaşamadım, yaşatmadı. O yüzden güzel bir fondöten. Gelelim palete. Paletle alakalı çok fazla yapılabilecek bir yorum yok sanıyorum. Çok çok iyi bir ürün. BH Cosmetic'in ama genel olarak bütün farları böyle. Gerçekten yumuşak bir yapısı olan krem gibi böyle gözünüzün üstünde kayıp giden farlar. Pigmentasyonu da çok çok iyi. Uygularken gördünüz zaten, fırçayı ıslatmadım etmedim. O halde shimmerlar deli gibi parlıyor. Ama böyle glitter gibi bir parlama da yok ki ben sevmiyorum aslında bunu. Yüzümde glitter kullanmayı sevmiyorum. Daha doğrusu oraya buraya yapışıyorlar sürekli. Ve temizlemesi gerçekten zor olduğu için parlak far seviyorum. Evet. Ya da böyle işte duochrome olan renkler, geçen hafta kullandığım palet gibi mesela. O tarz şeyleri seviyorum. Ya da böyle parlayan farları seviyorum. Evet ama glitter gibi buradan bir tane, buradan bir tane
O benlik bir şey değil. O tarz bir şey istiyorsanız öyle ürünleri de var. Sadece glitterları da var. Onların da çok iyi olduğu söyleniyor. Ben onları hiç kullanmadım. O yüzden yorum yapamayacağım. Onun dışında söyleyebileceğim başka bir şey yok. Kanalıma hala abone olmadıysanız hemen aşağıdaki abone ol butonuna ve yanındaki zile tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Böylelikle yükleyeceğim yeni videoların hepsinden öncelikle sizler haberdar olursunuz. Bu videoyu da izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.